Spor Yayın TV'den iyi günler diliyoruz. UEFA'da final için hepimiz umutlandık ama olmadı. Sarı lacivertliler canını dişine taktı, yetmedi. Beklenmeyen sakatlıklar da eklenince Lizbon'dan yarı final şerefiyle döndük. Umudumuz takımlarımızı hep bu seviyelerde görmek. Sarı lacivertliler de yöneticiden futbolcuya, taraftara herkes üzgündü ancak bir o kadar da gururluydu. Avrupa Ligi'ne iyi başlayan ve müthiş bir performans sergileyip adını yarı finale yazdıran 38 maçtır yenilmeyen Fenerbahçe final oynama heyecanını Lizbon'da bıraktı. İlk maçı Kadıköy'de 1-0 kazanan, topları direklere takılan sarı lacivertliler Lizbon'dan eli boş döndü. Maçın başlarında Benfica'nın inanılmaz baskısına karşılık veremeyip yenik duruma düşen ama ardından kayt ile 1-1 yakalayıp final için oldukça umutlanan temsilcimiz devamını getiremedi. Bu sezon en iyi mevkisi olan savunmada açıklar veren, hücumda ise etkisiz kalan Fenerbahçe sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrılıp Avrupa Ligi'ndeki bu müthiş sezonu yarı finale noktaladı. Sarı lacivertler bu maçla birlikte pek çok fire de verdi. Selçuk ve Gökhan'ın sakatlıkları moralleri bozdu. Bu futbolcuların İBB maçında oynayıp oynayamayacakları son kontrollerinden sonra belli olacak. Avrupa basını Benfica Fenerbahçe maçına önemli yer ayırdı. Özellikle Benfikalı oyuncu Cordiza'nın turu getirdiğini yazdı. İngiltere basınında BBC, dramatik yarı finalde Cordoza'nın attığı iki gol Benfica'yı 1990'dan sonra Avrupa'da ilk kez finale taşıdı diyerek duyurdu haberini. The Telegraph ise son dakikalarda tur iki takım içinde bıçak sırtındaydı. Konuk Fenerbahçe bir golün kendisini finale götüreceğini bilerek oynadı. Ancak kaleci Arthur kurtarışlarıyla buna izin vermedi dedi manşetinde. Portekiz basınından rekord, Benfica Amsterdam'daki finale kaldı. Cordoza'nın iki golü turu getirirken Kartallar Fenerbahçe'den çok daha iyi oynadı dedi. Yine Portekiz'den Abola ise Benfica Fenerbahçe'yi mağlup etti ve Avrupa Ligi'nde finale çıktı. Benfica 23 yıl sonra tekrar aynı sevinci yaşadı. Hollanda basından The Telegraph, Kayter rüyası paramparça oldu. Benfica 1-0 yenildiği maçın rövanşında 3-1 kazandı. Finale giden Hollandalı Kayt değil, Ola John oldu dedi. Fransa'dan L'Equipe, Benfica Avrupa Ligi finalinde Portekiz ekibi Cordoza'nın bitiriciliğine ve Gaitan'ın yaratıcılığına teşekkür etmeli dedi. UEFA.com ise Cordoza'nın iki golü Benfica'nın finale yükselmesine yardımcı oldu. Benfica Gaitan'ın golüyle öne geçti, Kayt beraberliği sağladı ama Cordoza takımını Amsterdam yolunu açtı dedi. Galatasaray şampiyonluk için gün sayıyor ancak şampiyonluk sözü yasak. Sivasspor maçına tam konsantrasyonla hazırlanan sarı kırmızılılar bu hafta şampiyonluk düğümünün çözülmesini istiyor. Öte yandan yıldız futbolcu Burak Yılmaz Devler Ligi'ne damga vuran futbolcular listesinde 3. sırada. Galatasaray şampiyonluk için gün saymasına karşın Florya Metin Oktay tesislerinde şampiyonluğun sözü bile geçmiyor. Sivasspor maçının hazırlıklarını tam konsantrasyonla sürdüren sarı kırmızılılarda tek hedef Sivasspor maçını kazanmak. Şampiyonluk düğümünün bu hafta çözülmesini isteyen taraftarlar da çok heyecanlı. Türk Telekom Arena'da bütün tribünler doldu, maç adeta kapalı gişe oynayacak. Pek çok taraftar dışarıda kaldı. Öte yandan yıldız futbolcu Burak Yılmaz büyük onur yaşıyor. Dünyaca ünlü spor sitesi Black Airport bu sezon Devler Ligi'ne damga vuran bireysel performansları masaya yatırdı. Burak Yılmaz'ın Romanya'daki maçta Cluj ağlarına gönderdiği 3 gol, yıldız futbolcunun listede 3. sıraya yerleşmesini sağladı. Zirvede Real Madrid'e 4 gol atan Lewandowski de var. Beşiktaş dün 2013-2014 sezonunda UEFA kulüp lisansı almaya hak kazandığı şeklinde müjdeyi resmi sitesinden yayınlayarak taraftarıyla paylaştı. Ancak siyah beyazlılar bu sabah Futbol Federasyonu'nun uyarısıyla bu bildiriyi geri çekmek zorunda kaldı. Finansal fair play nedeniyle bu sezon Avrupa Ligi'nden men edilen Beşiktaş'ın resmi internet sitesinde dün taraftarın müjde niteliğinde bir açıklama yayınlanmıştı. Açıklamada Beşiktaş'ın 2013-2014 sezonu için UEFA kulüp lisansı almaya hak kazandığı belirtilmiş ve şu ifadeler kullanılmıştı. Beşiktaş 2013-2014 sezonu için UEFA kulüp lisansı almaya hak kazandı. İncelemeler sonucunda Beşiktaş'ımızın UEFA kulüp lisansı almaya hak kazandığı ve UEFA müsabakalarına katılabileceği Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kulübümüze bildirildi denilmişti. Ancak dün akşam saat 21.00'da yapılan açıklama bugün sabah saatlerinde internet sitesinden kaldırıldı.
Açıklamanın kaldırılma nedeni ise Türkiye Futbol Federasyonu'nun Beşiktaş Kulübü'nü uyararak 10 Mayıs'tan önce kulüp lisansları konusunda kesinleşen resmi bir durumun söz konusu olmadığını kulüp yönetimine beyan etmesi. Evet, yayınımız sona erdi. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.